sıradaki maçımıza doğru geçiyoruz. Sunaj Miktar ve Barış Karaman karşı karşıya gelecekler FFC 6 ringinde. Ladies and gentlemen, we are back with more FFC International Kickboxing action. And our next contest will be fought at under 67 kilograms as Macedonia takes on Turkey. Please welcome our first fighter, making his way to the blue corner from Macedonia, Sunay Miftah. Existence. Sunay Miftah geliyor değerli izleyenler, Makedon sporcu. 5 maçta 4 galibiyetle FFC 6 ringine adımını atıyor. Ladies and gentlemen, please welcome our second fighter making his way to the red corner from Turkey. He is the GOAT. He is Barış Karaman. Ve Barış Karaman o tarihin adımlarını atıyor değerli izleyenler. Namağlup olarak devam etmek isteyecek. Kendisi kariyerine bakalım başarabilecek mi? İşte face to face'ten görüntüler ekranlarımıza yansıyor. Maymuhtar ve Barış Karaman karşı karşıya gelecekler. Heyecan dolu bir 67 kilogram müsabakası bizleri bekliyor. Fighting out of the blue corner. This fighter is 23 years of age. He stands 170 centimeters tall. He has 4 wins with just one loss. He represents the Radonjić gym in Macedonia. Make some noise for Sunay Miftah! And fighting out of the red corner, this fighter is 22 years of age. He stands 175 centimeters tall. He has a record with 3 wins. 1 win coming by way of knockout. He represents Mike's Gym and FFC. From Turkey, he is Barış, the GOAT! Karaman! Your referee in charge of the action is Ensar Atılgan. Ensar Atılgan karşılaşmamızın gökemi olacak. 7 kilogramda Sunay Miftah ve Barış Karaman karşı karşıya. There is no head boot, no elbow touch, no clinch, just one knee, okay? Just one knee. K1 rules is obey. Good luck. Geç yok konu. Ensar Hoca son talimatları verdi sporculara. Ve artık müsabakamız başlamak üzere. 3'te 3'te geldi buraya Barış Karaman. 3 maç 3 galibiyet. 1 galibiyeti knockout'la aldı kendisi. 1.75 boyunda 22 yaşında. Karşısında Sunay Miftah var. 5 maçta 4 galibiyete ulaştı kendisi. 1 mağlubiyeti var. 23 yaşında ve 1.70 boyunda mücadelemiz başladı. Siyah şortuyla Barış. Siyah kırmızı şortuyla Sunay Miftah. Ringde değerli izleyenler. Yine iki genç ve kariyerlerine gayet hızlı başlayan iki sporcunun müsabakasını izliyoruz. 67 kilogramda özellikle temponun da yüksek olması bekleyebiliriz. Hey. No clinch please. Ensar Hoca'ya girdi. Sporcuları çekmemesi gerektiği konusunda bir uyarısı var. Tutmaması gerektiği konusunda bir uyarısı var. Stop. Barış hey. Biz denedi. Barış. No clinch. No clinch. Fight. Evet, tutmaması gerekiyor. Bir kez daha uyarı geldi. Low kick denemesi isabetsiz. Karşılık Miftah'dan o da yine isabetli olmadı. Şimdi Barış yaklaşırken güzel bir sağ bulmayı başardı Sunay Miftah. Fight! Barış üstüne gitti rakibinin. Miftah kendini oradan kurtarmayı genelde başarıyor. Ensar Hoca'nın uyarıları var. Ters kartlı bir sporcu Sunay Miftah. Break! Hey, stop! Öndeki elini sağ kurşusunu gayet iyi kullanıyor. Ensar Hoca süreyi durdurdu şimdi. Fight. Son bir uyarı geldi. Daha ilk dakikası yeni geride kalmışken karşılaşmanın tutmamaları gerektiği konusunda hem Barış'a hem Sunay Miftah'a sert uyarılar var. Barış güzel bir sağ kurşu. Devamını da getirdi ardından. Maçtaki ilk net darbeyi bulmayı başardı. Diziyle yüklendi rakibinin üstüne. Hey, tutma. Hey, girme. Fight. Sıçırmak istiyor. Lortikler geldi karşılıklı. Sarkoşu denedi Miftah ama Barış daha rahat olan taraf şu anda. Çıkarken de sol köşeye gönderdi rakibine. Baskı artırmaya çalışıyor dizlerini. Stop. Maçta gayet iyi kullanıyor. Hey. Üst üste iki diz atamazsınız one yalnız. One knee. Take this.
Tek diz vurabilirsin. Sabit kurallarında clinch yapma, bu konuda bu uyarı geldi. Omuzları çekerek atamazsınız. Sporcu uyardı sporcuları ve devam ediyoruz kaldığımız stop yerden. Time stop. Şimdi bir kez daha doktor süre durdu. Doktor. Sol kaşında bir açılma var. Sunay Miftar'ın henüz daha karşılaşmadığı. Okay, it's not problem. Wait. İlk bölümünde, ilk roundu içinde. Yeah. Come on. Burada bir doktor kontrolü istendi. Çok fazla gidişatı etkileyecek bir durum değil ama tabii ki bu konuda karar doktorlarımız verecek. Sporcu sağlığı bu açıda her şeyden önemli. Dikişlik diyor. Çok fena açılmış. Gel bak. Sağlık ekipleri şu anda sporcunun yanındalar. Cevat Ali Beyoğulları da geldi oraya. Tehlike yok. Doktor. Tehlike değil abi. Bakalım müsabaka devam edebilecek mi? Bir kez daha hatırlatalım, bu konuda önemli olan tabii ki sporcunun sağlığı. Özellikle kaş açılmalarında tehlike biraz daha ciddi olabiliyor bildiğiniz gibi. Sporcunun tabii görüşünün de etkilenmemesi lazım burada. Sarılma. İşte Barış Karaman ekranlarımıza yansıdı o da. Pek duracak gibi, pek duracak gibi değil galiba. Evet, müsabaka bakalım devam edecek mi? Rişat Babak eksi puan yersin. Tamam mı? Saldır, hemen saldır. Şu anda kanamayı durdurma çabasında sağlık ekipleri. Okay, bahsettiğim gibi çok fazla maçın devam etmesi engelleyecek durum yok gibi ve evet. Kanama durduruldu. Time. Şimdilik ve fight. Karşılaşma yeniden başlıyor ama tabii ki Barış Karaman için. Şu anda orası bir hedef. Rakibinin sağ kaşı bir hedef. Orayı kullanarak maçı da kazanmak isteyebilir. Buna karşılık Sunay Miftar çok daha agresif olmak durumunda. Oraya alacağı bir darbenin daha müsabakayı bitirebileceğini biliyor çünkü kendisi. Beş saniye kaldı, middle kick isabetli. Ufak aranın ardından yalnız sporcular ciddi şekilde açıldılar. Daha açıkta dövüşmeye başladılar. Sunay Miftar daha fazla risk alıyor bahsettiğimiz üzere. Şu rakibin üstüne gitme çabasında. Stop. Şimdi bir yandan kaşını korumak isteyecek Makedon sporcu ama bunun beraberine getirdiği şey gardının yükselmesi ve Barış'ın o aradığı dizleri daha rahat bulabilmesi olacaktır. Çok fazla uyarı aldı ilk roundda. Tutmadan atması lazım bu dizleri. Kurallar dahilinde atması lazım. Bunun dışında üstünlük Barış'ta gibi gözüküyor ama bir puan cezası çok iyi olmayabilir. Barış Karaman adına. İlk roundun son bölümündeyiz. Barış Ekim üstüne güzel gitti son bölümde. Tekmeleriyle birlikte ve ilk round sona eriyor. İlk 3 dakika sona eriyor. Barış Karaman, Sunay Miftar karşılaşmasında. İlk round'dan görüntüler ekranlarımızda instantaneleri izliyoruz. Sol kaşında ciddi bir açılmaya sebebiyet verdi. Barış Karaman. İkinci rounda başladık. Barış Karaman ve Sunay Miftar karşı karşıya değerli izleyenler. Barış bakalım Sunay Miftar'ın sol kaşına o bir darbe daha bulabilecek mi? Maçı belki bitirecek, o darbeyi bulabilecek mi? Tabi oraya da fazla odaklanmamak gerekiyor. Daha fazla odaklanmamak gerekiyor. Disiplinden kopmadan zaten üstün olduğu karşılaşmayı bitirebilecek mi Barış Karaman göreceğiz. Çok iyi bir sağ diz geldi, ardından sol hakik kaçtı. Barış da biraz daha ısındı, biraz daha ritim buldu, biraz daha kendini buldu açıkçası. Evet. Biraz daha eğlenerek dövüştüğünü şu anda söylemek mümkün, keyif alarak dövüştüğünü söylemek mümkün. Sağ koşu denedi. Stop. Diz ardından sağ koşu ama Ensar Hoca'nın dur talimatı vardı. No holding. Yine tuttuğu için.
Barış'a bu uyarı geldi burada. Çok iyi low kick. Dış low kick geldi bu sefer. Ters kırışma vardı. Avantaj Barış'ta gibi ama ne kadar risk almalı tabii ki. Ne kadar risk alacak veya bunu göreceğiz. Stop! Hey! Fight! Mike Paseniye yüksek sesle harmatları iletiyor Barış Karaman'a. Miftar iyi bir sağ buldu ama Barış Rekmüs'e giden taraf bir kez daha. Ve ne zaman mesafe kapansa dizlerini de çok iyi kullanıyor Stop. Kendisi. Hey. Sunay Miftar'ın da açıkçası aslında biraz daha Barış'ın kolunun altına soktuğunu söylemek mümkün. Barış da tutmamak için rakibini. Elinden geleni yapıyor şu anda. Barış Karman bir kez daha mavi köşede kıstırdı Sunay Miftar'ı. İkinci raundun son dakikasına doğru ilerliyoruz. Barış'tan bir diz isabeti daha geldi. Sağ koşusuyla gelmek istedi. Kombinasyona başlamak istedi Sunay Miftar. Başlayamadı istediği gibi. Kollarını çok iyi kullanıyor Barış. Karşılaşmanın bu bölümünde. 30 saniye kaldı ikinci raundun bitimine değerli izleyenler. Sunay Miftar biraz daha Barış Karaman'ı yaklaştırmama çabasında. Bunu ne kadar başarabildiği tartışılır tabii. High kick iyi kapandı. İyi blok aldı Sunay Miftar. Hey, heads up. Fight. 10 saniye var ikinci raundun sona ermesinin içeriden. Aparkatları özellikle fena kullanmıyor Sunay Miftar. Break. Ama Barış şu ana kadar rakibi her yaklaştığında diz attığı için Stop. Pek fazla yumruk kombinasyonuna giremedi. İkinci raundun da sonuna geldik böylece. Alanya'da Yıl Ucun Event Hall'da FFC 6 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İkinci round'dan görüntüler de ekranlarımızda. Barış çok fazla rakibinin o açılan kaşına doğru gitmedi. Yani acaba köşesinden mi böyle bir talimat var diye de merak etmiyor değilim açıkçası. Ama yani benim görüşüm bunun yani sporcunun kullanması gereken bir durum oldu. Böyle durumlarda maçı kazanmak için. Good luck. Get back. Fight! Üçüncü round başlıyor. Barış sağ koşu denedi. 1-2 kombinasyonu gayet iyi geldi. Switch kick. Yani keyif aldığını, keyif alarak şu anda kickbox yaptığını söyledik Barış Karaman'ın. Bunu da stiline yansıtıyoruz. İçeri girerken Stop. Yakalanmaya başladı biraz burada. Oraya. Sunay Miftar'a. Yapmadım. Son ikazım. Fight! Ensar Hoca'nın uyarıları devam ediyor. Sporculara. Stop! Şimdi kendini yerde bulan bir Sunay Miftar var. Fight! Kaydı. Sıkıntı yok. Devam ediyor. Darbeye bağlı düşmediği için bu bir knockdown değil. Şimdi ortasına gelmeyi başardı. High kick denemesi isabetli değil ama alan kazandırdı Barış Karaman'a. Mesafe ayarı hiç fena değil. Aparkatı aradı. Sunay Miftar olmadı. Barış Karaman dizlerini kullanmaya devam ediyor. Kısa mesafelik koşular. Makedon sporcudan middle kick ile oradan çıktı. Barış Karaman. Stop! Break. Heads up. Fight! Low kick. Stop. Dönmek istedi Barış dönerek tekrar pozisyonu bulmak istedi ama zaten dengesi çok sağlam değildi o noktada. Ama karşılaşmayı üstünlükle götürdüğünü söylemek mümkün. Stop. Tutmaması lazım Barış Karaman'ın. Çok fazla uyarı aldım bu konuda. No holding.
Yani fight. Üstün maçta evet ama öyle çok tek taraflı karşılaşma izlemedik baktığımız zaman ve burada gelecek bir puan cezası hakikaten kritik olabilir. 3 roundluk maçlarda her zaman çok kritiktir zaten. Bu cezalar dikkatli olması gerekiyor Barış Karaman'ın. 55 saniye kaldı. Müsabakanın sona ermesine. Stop! Time stop. Top arkada Ardan Barış'tan diz geldi. Şimdi Barış Karaman'ı yanına çağırdı Ensar Atılgan ve artık holding. Tuttuğu için one o puan cezası three. Gelecek. 1 point. Holding. Sarılma. 1 point. 1 point. Yani maçın başından beri sarılıp o kadar durma, çok uyardı Ensar Hoca. Barış Karaman'ı Barış'ın time. Çok fazla itiraz edeceği bir durum yok bu açıkçası. Devam ediyoruz karşılaşmaya. Artık son zaten 30 saniye içindeyiz. Biraz boşta kalmıştı. Dönerek gelmek istedi. Devam edin diyor Ensar Atılgan. Barış yine üstüne gitti rakibinin. Break! Break! Fight! Karşılaşmanın son bölümündeyiz. Sol direk hiç fena değil. Tunay Miftar'dan solu kaçırdı şimdi ama Barış biraz darbe aldı burada karnına doğru. Karşıya getiremedi ve müsabakamız da sona eriyor. Şimdi bakalım hakemlerimizin kararı nasıl olacak? Yani benim kişisel görüşüme göre 3 round'un 3'ünde kazanan bir Barış Karaman var. Yani bu açıdan aldığı o tutma cezasının sonucu özellikle etkilememesi lazım ama yakın geçen roundları izledik. Yasunay Miftar şu anda bir round bile aldıysa Barış Karaman'dan Barış 2-1 kazanacak demek değil, karşılaşma uzayacak demek, ekstraya gideceğiz demek. Yengin Ensar Atılgan da çok fazla uyardı gerçekten Barış Karaman'ı. En sonunda cezayı verdi tabii ki. Şimdi karşılaşmanın sonucunu öğrenme vakti değerli izleyenler, bakalım galibiyet kime gitti. Fantastic rounds of FFC kickboxing action. We go to the judges scorecards and we have a unanimous decision in favor of your winner from Turkey, Barış Karaman. Evet, Barış Karaman galibiyete ulaşıyor değerli izleyenler. Bahsettiğimiz gibi 3 round 3'te de üstündü zaten. 3 hakemin de ortak kararıyla galibiyetin sahibi olmayı başardı. Ama hakikaten o puan cezaları konusunda dikkatli olması lazım. Yani devam eden bölümünde de 4'te 4'te damar olarak devam ediyor. Maç sonrası kutlama selfisi de çekildi. Serhat Ali Beyoğlu tarafından. Kırmızı köşede.